yatırımı yaptık şimdi o işte sana gidelim. Büyük ay resmi çek beni de. Çok şükür başkanım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. İyi misiniz? Çok iyiyiz başkanım. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Başkan, evet. Evet, çıkıyorum. Şöyle buraya doğru. Ben Taşan'ın sadece Mut'ta değil, Mersin'den de tanınmasına, bilinmesine katkı sunan, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben keyifle izliyorum. Buraya turlar düzenleniyor. Mersin'den, diğer ilçelerden buraya insanlar geliyor. Buradan alışveriş yapıyor. Mut'un ürünlerini, Mut'un peynirini alıyor, Mut'un kayısısını alıyor, incirini alıyor, el işini alıyor, dokumasını alıyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bir işi başlatmak belki de en kolay. Sürdürebilmek en zoru. İşte sürdürmek lazım. Madem bir başlangıç oldu, bir emek oldu, bunu sürdürmek lazım. Sürdürülebilir bir proje uyguluyoruz. Yaptığımız projenin nasıl işlediğini kontrol ediyoruz. Sonuç alıyoruz. Yoksa el yordamıyla bir işi yaparsan, ucundan tutarsan hayrı yok. Mutumuz birçok yatırımı hak ediyor. Her geçen günde gelişiyor. 5 yıllık süreç içerisinde Büyükşehir Belediye'mizin hizmetleri oldu. Özellikle çok sayıda kırsal mahallesi olduğu için Mut'un köy yolları, grup yolları bizim için önemliydi. Çok değerli çalışmalar yaptık. Bize ait grup yollarını gücümüzün yettiğince bize ait olmayan arazi yollarından ilçe belediyesine ya da ormana ait yollara da katkı sunmaya çalıştık ki vatandaş mağduriyeti ortadan kalksın diye. Gelecek dönemde 2024 yılıyla beraber de önemli bir miktarda yol yapımlarına devam edeceğiz. Tarımsal desteklere devam edeceğiz. 355 kilometre sulama suyu borusu dağıttık. Bunun yaklaşık olarak %25'ini siz aldınız. Neden? Çok araziniz var. Çok üretim yapıyorsunuz. Sizin arazinizin yapısından dolayı buna ihtiyacınız olduğu için biz ne diyoruz? Biz adalet dağıtıyoruz, adalet. Bizim yaptığımız her hizmetin bir anlamı var. Hiç kimseye ayrımcılık yok. Herkes hakkını alacak. Yoksa bu ülke kalkınmaz. Bizde her şey planlı, programlı. Çünkü hiç endişemiz yok. Bir 5 yıl daha Mersin halkı bizim önümüzü açacak. Bu kadar endişemiz yok. Sizlerin sayesinde. Şunu da söylüyorum. Mut'tan rekor oy bekliyoruz, rekor oy. Hakkımızı alacağız diyoruz. Mut hakkını alacak ama başkan da alın terinin, emeğinin karşılığını alacak. Şimdi bizim burada deremiz var.
dereye bir proje yaptırdık. Gelecek dönem sözümdür, projesi zaten hazır. Mut Deresi rekreasyon projesini tamamlayacağız. Artık sizler de o dere boyunca yapılacak olan tesislerde çocuğunuzla, ailenizle gidip zaman geçirme imkanınız olacak. Kadınlar için, çocuklar için, onların zaman geçirmesine katkı sunan birimler, işlevsel noktalar olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyorum Mut halkına. Diğer bir konu, hali bir düzene sokacağız. Toptancı halimizden bir şikayet var. Daha düzgün bir hal istiyoruz, daha modern bir hal istiyoruz. Orada da bir tahsis sorunumuz var. Bir imzaya kaldı, çözmek üzereyiz. Onu da hallettiğimiz zaman sebze halinizi yenileceğiz. Mut'a yakışır, bir hal sözü de veriyor Vahap Başkanınız ikinci dönem için. Burada tarımsal sulama kooperatiflerinin sayısı diğer ilçelere göre daha fazla. Daha fazla sulama alanımız var ve birçoğu da motopomp elektrik enerjisiyle de kullanıyorlar. Elektrik enerjisi kullanarak suyu veriyorlar. Suyu yüksek noktalara basıyorlar. Tarımsal GES projesini başlattık. Bundan haberiniz var mı? Çiftçiler, birlikler. Elektrik üreten güneş enerji santrallerine Mersin Büyükşehir Belediyesi bu projelere destek verecek. Tarımsal GES projelerini. Çünkü sulama kooperatiflerinin en büyük başının belası elektrik faturaları. Şimdi Mut'un kadın adayı var. Gülsüm Kevser Mut. 31 Mart'ta başkanımızı destekliyor muyuz? Mut'a bir kadın belediye başkanı seçiyor muyuz? Bu kadar, Mut'a da bu yakışır. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Mersin'imizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Sizleri ve milletimizi seviyoruz. Aynı şevkle, aynı inançla hizmetlerimize devam edeceğiz. Anadolu'nun her noktasında kadınların en çok çalışan, en çok emek eden, en çok zahmet çeken elbette ki kadınlar. Ama kadınlar evde çocuğa bakar, tarlada, bahçede çalışır. İnanılmaz derecede emek harcarlar ama bunlar hiçbir zaman göz önünde görülmez. Kadınlar bunu çok iyi bilir. Ama 2019 yılında Vahap Seçer Başkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yapmış olduğu projelerde özellikle ve özellikle kadın üreticilerimize, kadın çalışanlarına ayrı bir önem ve ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Mut adayımız Gülsüm Hanım da hem kooperatifçilikten hem üretimden gelen bir adayımız ve arkadaşımız. Ben inanıyorum ki sizlerin desteğiyle, sizlerin oylarıyla Gülsüm Başkan Mut'la Belediye Başkanı seçilecek. Vahap Başkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek ve bu hizmetler kat be kat devam edecek sizlerle birlikte. Kadının adı ancak sosyal, demokrat, halkçı belediyecilikte var. Bizim başımızda işte kadının elinden tutan, yapmış olduğu projelerinin birçoğunda kadına dokunan bir Vahap Seçer Başkanımız var. Onunla gurur duyuyoruz ve ona çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle ise Vahap Seçer ve Gülsüm Kevser var. Ve Mut bir kadın hareketiyle bütün Türkiye'ye adını duyuracak bundan sonra. Yaklaşık bir hafta sonra Mut'ta tarihi bir seçim yaşayacağız. Ve bütün Türkiye'ye kadının gücünü göstereceğiz. Mut'a bahar bir kadın eliyle gelecek. Mersin'in ikinci belediye başkanı, ikinci kadın belediye başkanı Mut'tan çıkacak. Ben yoldaşlarıma, kız kardeşlerime çok çok güveniyorum. Size uzattığım elimi tutun ve hep birlikte zafere koşalım, tarih yazalım.